Şimdi mesela 15-16 yaşında bir delikanlı eve girince bir terörist girmiş gibi ana baba tedbir alıyor. Aman Allah'ım, bu çocuk patlayacak bir yerde, hazır bomba. Yani neredeyse anneler babalar belini kontrol edecekler, patlayacak bir bomba var mı bu çocukta. Kendi doğurduğu 15-16 yaşındaki çocuğundan ödü patlıyor anne babaların. Genelleme itibariyle her çocuk böyle değil şüphesiz. Ama şimdi bu çocuğa karşı ne yaptık da böyle oldu? Biz acaba Mevlüdünü mü okutmadık bunun mesela? Yasin'ini mi okutmadık diye merak ediyorlar. Okuttun kardeş, okuttun, ama bu çocuğu sen hatırlıyor musun özel okula vermiştin? Ne vardı özel okulda? Özel okul mankenlerin yarış yaptığı bir yer demek. Zenginlerin çocukları okuyor. Çocuk oraya gittiğinde bir defa bakıyor ki üstünde boyası, fırçası, böyle yakışıklı, 2 saat hazırlanarak gelmiş kız gibi delikanlılar, delikanlı gibi kızlar. Böyle enteresan bir ortama soktun sen çocuğu. Gitti aynaya baktı ki ben onlar gibi değilim. Saçlarına bir şeyler sürdü, dik yaptı saçlarını, bir tıraşı gelmeden tıraş olmaya başladı. Baktı gene o çocuklar gibi değil. Senin çocuğunu şeytan akşam eve geldiğinde öldür ananı, öldür ananı, kurtul, bileziklerini alırsın demiyor ki. Bunu hiçbir çocuğa demez şeytan zaten. Bu aptalca olur, profesyonelce olmaz. Bir çocuk öyle kandırılmaz. Çocuğa öyle dese, çocuk gider annesinin ayaklarını öper. Anne, ben senin hakkında kötülük düşündüm maazallah. Nasıl geldi aklıma bunlar diye merak eder. İnsanların aklına kazara, ya Allah var mıdır yok mudur diye bir soru geliyor da, insanlar deliriyorlar, ya ben gavur muyum, aklıma niye böyle bir şey geldi diye. Efendimiz aleyhisselam da buyuruyor ki, işte imanı yakaladınız diyor. Çok güzel. Demek ki şeytan seni muhatap kabul ediyor. Bu bir dopingtir aslında. Dolayısıyla şeytan 15 yaşındaki bir çocuğu kandırmak için 15 bin genç sürer etrafına en az. Onu ona bir, bu işin piyasasını oluşturur önce. Dolayısıyla senin çocuğun sarı saçlıysa mesela, siyah saçlılara delirmiştir o artık. Kendinde o saç yok ya. O saçına boyalar sürer, bir şeyler sürer, örer saçını kızlar gibi filan. Bakar ki onlar gibi ne olmadı. Çocuğun orası burası patlar artık. Bu arada da anne baba, asıl sorunun nereden kaynaklandığını, asıl sorunun şeytan ambajlanmasından veya işte sokaklardaki teşhirden kaynaklandığını, asıl kavga edilmesi gereken tekstil reklamları olduğunu bilmezse ve kendisinin bile bile çocuğunun şehvetini ve erkekliğini, kızlığını delirteceği bir özel okula onu koyduğunu tahmin edemezse, bilemezse, oturup ayet-el kürsü okurarak şeytanı kovacağını zannetmekle ömür geçirir, çocuğunu döver, çocuğu onu döver, ikisi de cehenneme yuvarlanır akıbette. Şeytan binlerce senedir iş yapıyor arkadaşlar. Senin 3. çocuğun, şeytanın belki 30 milyarıncı çocuğu bu. Üf yaparak onu deviriyor zaten. Sen ne yapacağını hesap edene kadar o işi bitiriyor. Bunun için şeytanı ambalajlarından tanımak lazım.